Merhaba değerli Torbalı Ajans takipçileri. Tekrardan karşınızdayız. Ben Murat İldur, yanımda Vedat Aksu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi listesini değerlendirmiştik. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi listesini değerlendireceğiz. Listeleri önümüze aldık. Küçük araştırmalar yaptık. Bu formatı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Diğer partileri de değerlendirmeyi düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda başkan adaylarını buraya konuk almayı, sizden gelen sorularla onları sıkıştırmayı düşünüyoruz. Çünkü biz tamamıyla halkın yanında olan gençler olarak bazı şeyleri sorgulamayı, eleştirmeyi, övmeyi seviyoruz. Başlıyoruz. Evet Vedat Aksu, yine insanların karşısındayız. Ne diyorsun? Nasıl bir gün olacak? Nasıl bir akşam olacak sence? Öncelikle Torbalı halkına selamlarımı gönderiyorum. Geçen gün AK Parti listelerini beklediğimizden çok çok daha iyi, olumlu yorumlar aldık. Tabii hoşuna gitmeyenler de oldu, çok hoşuna gidenler de olmuş. Biz herkesin görüşüne, düşüncesine saygı, sevgi sınırlarını aşmadığı sürece biz de saygı duyuyoruz. Evet. Bizim için her eleştiri de önemlidir. Biz bazıları gibi "vay beni nasıl eleştirirsin" düşüncesinde olan kişiler değiliz. Bizler de bu şehrin çocuklarıyız. Evet. Gidecek başka bir yerimiz yok. Torbalımıza kim daha güzel hizmet edecekse biz onun gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz diyorum. Güzel dedim. Bak şu hizmet olayından ben hemen bir şey bağlayayım. Buradan da herkes duymuş olsun. Bir kere biz ikimiz yenilikçi kafasında olan iki genciz. Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Torbalı'da daha önce yapılmamış, belki de denemiş ama devam ettirmemiş olan formatlar, durumlar var. Biz bunları devam ettirmek istiyoruz ya da öncü olmak istiyoruz bu tür olaylara. Buradan söylemiş olalım. Hangi aday kazanırsa kazansın, eğer Torbalı'ya hak ettiği hizmeti vermezse bütün başkanlık döneminde onu eleştireceğiz. Yaptığı bütün bizim hatalı gördüğümüz ya da eksik gördüğümüz, hizmet anlamında yetersiz gördüğümüz ne varsa onu eleştireceğiz. Buradan da söylemiş olalım. Zaten video kaydını paylaşacağız. Bunu da kanıt olarak yarın öbür gün, eğer biz bunu yapmazsak bize karşı sunabilirsiniz. Tabii Şimdiden burada bir virgül evet. koyuyorum, parantez açıyorum. Eleştireceğiz derken körü körüne değil, yapıcı eleştiriler, çözüm odaklı öneriler de sunacağız. "Vay o Kesinlikle. nasıl böyle yapıldı" değil, "bunu böyle yaptın ama bak bu da yapılabilir miydi acaba" diye yapıcı eleştirilerle sorgulayacağız. Doğru, Bu öyle körü daha, körüne bir evet. eleştiri değil, tamamıyla çözüm odaklı. Yani hizmet bekliyoruz çünkü biz burada yaşıyoruz. Belki yarın öbür gün çocuklarımız da burada büyüyecek. O yüzden biz güzel bir Torbalı'da yaşamak istiyoruz. Şimdiden teşekkürler. Kim kazanırsa da hayırlısı olsun ilçemiz için. Hizmet bekliyoruz. Kısaca böyle. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi biz listeyi, bu arada Övünç Demir'i tebrik etmek lazım. Güzel bir liste yapmış. Neye göre güzel bu arada? Yine sokaktan aldığımız duyumlara göre güzel. Bu meclis üyesi listesi yarışında bize göre toplumdan aldığımız bütün çağrışımları, bütün söylemleri, muhalif olsun, karşı kesim olsun, herkesten duyduğumuz şey şu: Övünç Demir'in bu işe çok iyi hazırlandığı ve ortaya çok iyi bir takım çıkarttığı. AK Parti içinde tam tersini söylemiştik. Çünkü öyle duyumlar almıştık. O yüzden bu meclis listesinde CHP öne geçti gibi biraz, Cumhuriyet Halk Partisi. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yani şöyle bir şey, geçen programda söylemiştim. Burada belediye başkan adayları teknik direktör, meclis üyesi listeleri sahaya sürdüğü takım demiştim. Evet. AK Parti için mesela en az 7-8 kişi için "tanımıyorum, adını ilk defa duydum" yorumunu yapmıştım ki ben 12 yıldır Torbalı'da gazeteciyim. Doğru. Ben tanımıyorsam Subaşı'daki, Yazıbaşı'daki, Arslanlar'daki, Helvacı'daki, Bülbüldere'deki, Kaplancık'taki hiçbir şekilde tanıyamaz. Bunun eleştirisini çok yapmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi listesinde ise bu cümleyi kurmadım. Ya tanımıyorum dediğim biri olmadı, az tanıyorum dediğim birkaç kişi var. Bu yüzden ben Övünç Demir'in listesini Özgür Erman Çağlar'ın listesine nazaran daha kapsayıcı, daha birleştirici, daha geniş kitlelere hitap edici buldum. Evet. Ama değerlendireceğiz hepsini. Değerlendireceğiz. Evet, ilk isimle başlıyorum o zaman ben. Birinci sırada Timur Mert var. Timur Mert. Kendisi muhasebeci, mali müşavirmiş. Övünç Demir'in de herhalde muhasebe işlerini de yürütüyor olabilir. Ya da partinin bu işlerini yürütüyor olabilir.
Ne biliyoruz kendisi hakkında? Önceki yönetimde yer almış. Evet, şimdi şöyle hani Zümer Timur Mert. Övünç Demir'in 2022 yılında önceki yönetimin delegeleriyle kazandığı kongrede yönetiminde yer aldı. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Altını da burada çizmek istiyorum. Önceki yönetimin delegeleriyle Övünç Demir bu seçimi kazandı. Yani delegeler onun delegeleri değildi. Önceki yönetimin delegeleriydi. Buna rağmen kazandı. Bu süreçte Timur Bey Övünç Demir'e yürekten inanan, destekleyen kişilerden biriydi. Çünkü bende bile şu algı vardı. Ya delegeler önceki yönetimin delegeleri. Önceki yönetim Faruk Akpınar'ı destekliyor. Övünç Demir bu kongreyi kaybeder düşüncesindeydim. Açık ve net diyeyim ki ben bunu bulunduğum her ortamda söylüyorum. O zaman bile Timur Bey Övünç Demir'in en büyük destekçilerinden biriydi. İnanıyordu. Karşılığını da almış gibi Karşılığını çünkü. da bence aldı ve şu var, Timur Mert birinci sıraya yazıldı. Ben kimsenin bunu şu ana kadar sorgulayıp tartıştığına şahit olmadım. Evet. Mesela AK Parti Neden için birinci ne sıra? dedik? Gizem Akyüz, Duman. Neden birinci sıra dedik? Evet, neden Ama birinci Timur sıra? Mert için kimse bu ifadeyi kullanmadı. En azından ben duymadım. Allah ömür verirse hayırlı olsun şimdiden belediye meclis üyeliği. Evet, yani çabasının bu zamana kadarki mücadelenin karşılığını birinci sıra olarak almış diyoruz Timur Mert için. Ben Hep şahsen inandı. öyle düşünüyorum. Hep Çünkü yanındaydı. evet, çünkü Övünç Demir zaman zaman sohbetlerimizde bana şunu söylerdi. İkna edilmişlerle yola çıkamazsın. İnanmışlarla yola çıkarsın derdi. Güzel söylemiş. Timur Mert de inanmış kişilerden biriydi. Ben emeğinin karşılığını aldığını düşünüyorum. Hani bu yola beraber çıkmışlar. Kaybederlerse beraber kaybedecekler. Ama zaten bizim klasik ilk 10 isim mecliste gözüyle Tabii. AK bakıyoruz. Parti Biz ve Cumhuriyet Halk Partisi için ilk evet. 10 kesin mecliste diyebiliriz. Biz o gözle bakıyoruz. Timur Mert için bunları söyledik. Geçiyorum o zaman. Var mı söylemek istediğim bir şey? Timur Yok, Mert'le hayır. ilgili Dediğim herhangi gibi bir şey? zaten daha seçimlere aşağı yukarı 35-36 günlük bir Tabii süreç şu var. an Daha çok konuşacağız. yüzeysel Evet, konuşuyoruz zaten yüzeysel şu an. konuşuyoruz. Yani gelişen, oluşan diyaloglar olacak, tartışmalar olacak. İlla ki bunları da masaya yatıracağız. İlerleyen zamanlarda canlı yayınlar yapacağız. Onlardan sizden gelen soruları da kendilerine sorabiliriz zaten o zamanlar. Şimdi ikinci isme geçiyoruz. Sultan İpekli Aksoy. İpekli ailesinden Sefer İpekli'nin kızı. Avukat. Şu an meclise aktif üye kendisi. Ayrıca eşi Parti Disiplin Kurulu üyesi genel merkezde değil mi? Doğru Şöyle, mu? Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ekincan Aksoy Bey. O da zaten uzun yıllardır. Ya uzun yıllar demeyelim çünkü yaş itibariyle hepimiz 30'lu Evet. yaşlardayız. Ekincan Bey de öyle. Yanlış hatırlamıyorsam 93 doğumlu. Uzun yıllardan kastım lise yıllarından beri, 15-16 yaşından beri partinin içerisindeler. Evet. Bundan dolayı uzun yıllardır diyorum. Ama uzun yıllar baktığında Evet, bize göre uzun. kendisi İzmir siyasetinde de bulunduğu işte Karabağlar ilçesinde falan da aktif siyasette ilgileniyordu. Yüksek Disiplin Kurulu üyesiydi. Özgür Özel genel başkan olduktan sonra Yüksek Disiplin Kurulu üyesi seçildi. Ben Sultan İpekli'ye açıkçası şaşırmadım. Çünkü rahmetli İsmail Uygur'un da yönetiminde vardı. Sultan Hanım'la ilgili şu söyleniyor. Babası Sefer İpekli. Yani sevilen bir isim mi, sevilmeyen bir isim mi, ben bir türlü bunu anlayamadım. Tabii şimdi biz Sultan İpekli dediğimizde yani bu isim geçtiğinde her zaman bir köşede Sefer İpekli ismi vardır. Mutlaka. Yani biraz da babasının gölgesinde yani gölgesinde demek ne kadar doğru olur da yani ben Sultan İpekli dediğinde hemen bir tarafımda Sefer İpekli çağrışımı alıyorum. Yani hep öyle bir izlenim. Ha, gün olur belki tamamıyla sadece artık Sultan İpekli deriz. Ki öyle diyoruz da yani bu Sefer İpekli çağrışımı hep var. Yani yine tabii ki biz babasının Övünç Demir'e büyük destek verdiğini biliyoruz. Kendisi de muhakkak büyük destek veriyordur. Tabii burada sadece ben şunu söylemek istiyorum. Sultan Hanım, evet, avukat, Tabii başarılı bir kendini isim, yetiştirmiş bir insan kendini öyle yetiştirmiş bir baba isim. torpiliyle değil yani bu Evet. kesinlikle onun farkındayız. Yani ben kendisinin torbalımıza katkı sunduğuna da inanıyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Sultan İpekli, Sefer İpekli'nin kızı olmasaydı da atıyorum Mehmet Yavuz'un kızı olsaydı ikinci sırada yer alabilir miydi? Veyahut torbalı siyasetinde bu kadar aktif olabilir miydi? Sadece bunu sormak Tamam o istiyorum. zaman güzel bir soru sordum. Ben çok beğendim bu soruyu. Biz bu soruyu soralım insanlar da yorum yapsın buna.
Bu videonun altına insanlar bu soruya yorum yapsın. Sizce Sultan İpekli, Sefer İpekli'nin kızı olmasaydı ikinci sıradan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olabilir miydi? Yani adayı olabilir miydi? Ki kendisi şu an zaten aktif meclis üyesi. Bu soruya cevap olarak sizden yorum bekliyoruz değerli takipçilerden. İnsanlar cevaplasın, görelim bunu. Biz Evet. de bize gelen cevapları burada sizinle paylaşalım. İnsanlar ne söylemiş? Yani artı eksi tüm yorumlara insanların açık olması lazım. Özellikle siyaset arenasında bulunan tüm insanların bence daha çok eleştiriye açık olması lazım. Yani övgüyü herkes ister ama asıl iş eleştiride. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Çok da tanımıyorum bu arada kendisini. Yani ismen biliyorum, babasını tanıyorum. Bu kadar. Bu tür notlar almışım buraya. Ya Yani çok dediğim gibi sohbetimiz süreç olmadı daha çok henüz. yeni. Biz bütün isimleri tek tek ayrı ayrı programlarda da değerlendireceğiz. Şu an Evet. için kısaca isimleri Torbalı halkına tanıtmak bizim amacımız. Evet. Açacağız zaten bunları. Evet, üçüncü isme geçiyorum. Yine bir kadın. Semiha Memiş Saraç. Semiha Hanım avukat. Evet, avukat. İzmir Barosu Torbalı temsilcisiymiş kendisi. Herhangi bir kadın kollarına görevi var mı Cumhuriyet Halk Ben Partisi'nin? bildiğim kadarıyla yok. Çünkü Ama Semiha Hanım'ı ben geçmişini de çok bilmiyorum. Geçmişi derken siyasi geçmişini çok bilmiyorum. Yani Ticaret Odası Kadın Kolların, pardon cümleyi şöyle kurayım. Torbalı Ticaret Odası Kadın Girişimciler üyeliği var mıydı? Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde var mı? Veyahut farklı sivil toplum kuruluşlarında, hemşehri derneklerinde bir oluşumu var mı? Hiç bilmiyorum. Ben Semiha Hanım'ın ismini Sayın Övünç Demir ilçe başkanı olduktan sonra duymaya başladım. Yerel seçim startı verildikten sonra da çok daha fazla sık duymaya başladım. Daha önce dediğim gibi sadece İzmir Barosu Torbalı temsilcisiydi. Zaman zaman adliye önlerinde çeşitli konularla ilgili basın açıklamaları yapardı. Sadece bu kadar Evet, ama biliyorum. benim parti içinde aldığım bir duyum var Semiha Hanım'la ilgili. Çok koşuyormuş. Yani Şimdi koşan bir hanımefendiymiş parti için, Övünç Demir için. Böyle bir duyum aldım. Bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partililer bunu söylüyor. Yani gidip bir de muhalif kanattan sorsak nasıl, belki de hiç koşmuyor diyecekler. belki de, ama evet Semiha Hanım Bilemeyiz. yani çalışkan bir kişi, şöyle dediğim gibi Evet. kendisi avukat. Yani avukatlarda şöyle danışma parası diye bir şey var. Ben bunu hep saçma bulmuşumdur. Tabii ki diplomalarına, emeklerine saygı duyuyorum ama yani en yakın arkadaşlarımız bile, şöyle diyeyim, aynı lisede okuyup aynı mahallede büyüyüp daha sonra avukat olan bir arkadaşımıza bir şey sorduğumuzda danışmanlık ücreti. Saniyesi Yani para bunu artık. şundan dolayı söylüyorum, biz gazeteciyiz. Evet. Özellikle benim başım şu dilimden dolayı ve kalemimden dolayı çok fazla belaya giriyor. En son 2 gün önce yine bir duruşmam vardı. Bu Ya arada bir şey söyleyeceğim. Çok avukat var listede. Buradan olur da böyle eleştirilerimiz biraz dozunu aşar da bizi mahkemeye vermeyin. Telefon açın bize. Neden öyle bir eleştiri yaptığımızı size anlatalım. Lütfen bizi mahkemeye ya vermeyin. Çok mahkeme oldu. şöyle, herkes herkesi tabii ki mahkemeye verebilir, dava Ama önce iletişim açabilir. kuralım Tabii yani kendi önce iletişim. aramızda. Ben dediğim gibi bazen dili sürçen mi diyorlar, öyle bir şey diyorlar. Sürücü. Evet. Ama ben Güzel. dediğim gibi saygı sevgi sınırları içerisinde biz Kesinlikle, yorumlarımızı yapıyoruz. kesinlikle. Ama cümlem bitmedi. Ben Semiha Hanım, bu bahsettiğim danışmanlık ücreti alan avukatların dışında. Yani şu an arayıp ya ben 2 gün önce mahkemem vardı, 16 Nisan ertelendi, şöyle şöyle oldu desem bana yardımcı olur. Ama sen de Danışmanlık öyle, ücreti de almaz. ama sen de konuya öyle bir girdin ki Vedat, yani finalde böyle Semiha Hanım şeye böyle hani saniyesi 2000 lira yazıyormuş gibi anlattın. Valla yani eminim izleyenler de öyle zannedecek. Konuyu öyle bir yerden bağladın. Sonra finalde istemeyenlerden biri dedin. Bizi de İşte ters köşeye getirmiş oldun. bazen Güzel. bazen dinlemek gerekiyor. Evet, buradan da bana gol atmana gerek yok, Evet. tamam mı? Evet, şimdi Ertan Çelik. Ya Ertan abi, ben yani direkt Ertan abi diyorum. Çünkü Ertan abi bana çok sıcak gelen bir insan. Yani eski ilçe başkanlığıymış. Ben o kısımları çok bilmiyorum. 2004-2009'da ilçe başkanlığı yapmış. Ama ben Ertan abi genel olarak böyle sokak röportajlarında yaptığım sohbet olsun, arada sırada işte sokakta karşılaştığımızdaki sohbetlerimiz olsun, çok sıcak, çok güzel bir insan. Yani Cumhuriyet Halk Partili değil, herhangi bir partiden olsa bile benim için yine Ertan abi Ertan abidir. O yüzden ben kendisini mecliste göreceğim için çok mutluyum. AK Parti'den de olsaydı, İYİ Parti'den olsaydı hiç fark etmiyor. Bağımsız girseydi de okeydim yani. Onu mecliste göreceğim için çok mutluyum. Çünkü Ertan abinin
O eski toprak oluşu, ilkeli bir adam oluşu çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden buradan da kendisine sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Ertan Çelik, Yani dördüncü sıra. buradan şöyle Ertan abiye ben de selamlarımı göndereyim. Ertan abi tek başına bir program konusu. Tek başına bir ordusun Evet. abi sen. Yani Gerçekten. burada adını 3 dakikalık 4 dakikalık bir diyalog içerisinde Ertan Çelik'i anlatmak kendisine de haksızlık olur. Abi, büyük emekçi bir abi bence Çok ya. büyük emekçi. Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki en aktif kişiler arasındaki en eski kişilerden biri. Evet. Şöyle diyeyim, 2004-2009 yılında İsmail Uygur belediye seçimlerini kazandığında ilçe başkanıydı. O dönem ilçe başkanlığı yaptı. Daha sonra küskünlükler oldu, biraz uzaklaştı. 3 yıl evvel Erol Günaydın mevcut ilçe yönetimi, il yönetimi tarafından görevden alındığında atanan geçici yönetimin içinde vardı Ertan abi. Yani torbalıyı dizayn et. Sen partinin büyüğüsün, tecrübelisin. Torbalıyı hani yönet diye bir partiye çekidüzen ver diye belirlenen yönetimin içindeydi Ertan Çelik de. Dün akşam Yakışır hatta mı? yakışır. Dün akşam beni aradı Ertan abi. Akşam 9 gibi bir haberle ilgili. Bir ricacı oldu. Biz de onun ricasını kırmadık. Dediğim gibi hatırı sayılır. Buradan bir şey söylemeni istedi mi? Buradan söylememi istemedi. Nereden söylemeni Özel istedi? özel olarak biraz Peki özel. konuştuk. Evet. Aynen. Tamamdır. Buradan bir notu var mı peki yani? Yani Ertan abi bizden bir şey duymak istiyor mu? Ertan Çelik bence dördüncü sırada Bence bence çok yakışmış. de çok yakışmış. Yani meclisteki toplantılarda zaten Ertan abiyle bol bol şey içeriz diye düşünüyorum. Buradan Bu tekrardan arada sevgiler, çay dedin saygılar. de ya biz gün içerisinde en az 15-20 yere çağrılıyoruz, davet ediliyoruz. Herkes çay söylüyor ya. Ne istiyorsun? Herkes Latte kahve mi? söylüyor ya. Evet, Yani Vedat lütfen. Aksu'nun bir talebi var. Ne istiyorsun Yani aç mısınız diye sorabilirsiniz. Vedat? Ama bu Kahvaltı yaptın mı diye sorabilirsiniz. Gerçekten bak bugün sayayım mı? Ya yani bugün lütfen hatta bizleri yemeklere ve kahvaltılara da davet edin bundan sonraki evet. süreçte. Vedat Aksu'nun özel talebine ben de destek veriyorum. Biz sürekli çay içmiyoruz arkadaşlar falan diyormuşum. Evet, gerçi bugün bir meclis üyesi sağ olsun bize yemek ısmarladı Murat'la birlikte çağırdı. Evet. Meclis üyesi dedim pardon aday. Evet, aday Seçilmeye böyle diken ucunda bir aday. bayağı diken ucunda. Kendisini de uzun uzun masaya Evet yatıracağız. kendisine değineceğiz. Değineceğiz. Dokunacağız kendisine Dokunacağız. Evet, de. kaçamayacak bizden. Evet, 5. sırada Ali Yaşlak. Ali Yaşlak, Bitlisliler Başkanı, şu anki mevcut. Yani Yaşlak ailesinin de şu an temsilcisi diyebiliriz. Evet. Siyaset anlamında, meclis anlamında. Arif Yaşlak vardı. Biraz yerine Ali'ye bıraktı gibi bir senaryo izliyoruz burada. Yine bir avukat. Bu arada bir avukat ordusuyla geliyor. Sayın Önüç Demir. Gerçekten. Ali Yaşlak. Ne düşünüyorsun Ali Yaşlak Şimdi hakkında? Ali Yaşlak da çok genç bir kardeşimiz. O da bizim jenerasyondan. Bu arada fark ettin mi bak bizim yaşımızdaki kişiler listeye girmiş. Biz de şu an burada onları konuşuyoruz. Acaba biz mi onların gerisindeyiz? Yoksa onlar mı bizim gerimizde? Yani konuşulan olmak mı, konuşan olmak mı burada daha önemli? Ama şöyle bir şey, şimdi biz onları burada konuşuyoruz, onlar da bizi başka yerde konuşuyor. Baktığında iki Tabii tarafta tabii konuşan ve bak. konuşulan oluyor aslında. Bu biraz da tercih meselesi. Yani biz biraz da sorgulayıcı, biraz savunucu rol modeller üstlenmiş durumdayız ve biz böyle bir boşluk, bir açık gördük. Kimsenin bunu yapmadığını gördük. Biz de bunu üstlendik biraz. Hareketli gençleriz. Yerimizde Evet. durmadığımızdan meraklıyız ya biraz. Evet, bugün hatta aday gösterilmeyen bir aday adayı beni aradı. Hatırlıyorsun şu yeşil perdeleri takıyorduk o Evet, esnada. evet, Ya evet. siz nasıl hareketli iki gençsiniz diyor. Sizlerin diyor hızına yetişemiyorum diyor izlerken diyor. Her diyor böyle Evet. Instagram'a başladığımda başka bir video ile karşımdasınız diyor. Evet Övgüler mücadele geliyor. ediyoruz. Çünkü bizim bir finansmanımız, bir finansörümüz yok. Biz kendi geçimimizi tamamıyla kendi mücadelemiz üzerinden sağlıyoruz. Sırtımızı hiçbir yere yaslamadık. Sırtımız gördüğünüz gibi bir yeşil perdemiz var arkamızda. Buna yasladık. Sırtımızı yeşil perdemize yasladık diyelim. Ali Aynen öyle. Yaşlak konusunda biraz sulandı. Tabii her Evet. zaman ciddi konuşamayız. Ama Elbette lafını kesmek istemiyorum. çeşitli anekdotlar sunacağız. Evet Murat'cığım. Şu konuya bu arada altını çizdim ya, çok hoşuma gitti. Yani genç
bir liste. Yani Sultan İpekli, Semiha Semiha Hanım. Hanım da genç biri Evet çok. evet Semiha Hanım, Ali Yaşlak. Yani Biz Timur Mert. 5'in 3'ü. Ne Timur abi kadar? bir 45 yaş Evet bandında ama bu falan var. saydığımız isimler yani genç, yani lisenin aşağısı da öyle. Daha çok genç insanlar da var ve genç liste var. Çok hoşuma gitti mesela. Biz çünkü hep gençlerin daha fazla aktif olmasını istiyoruz. Yani Ertan abi gibi abiler yine olsun. Ertan Çelik gibi isimler yine bizimle beraber olsunlar ama gençler daha fazla olsun istiyoruz. Ben biraz bu kafadayım. Genç ve kadın fazla olsun istiyorum. Ali Yaşlak hakkında da yani baktığında bir derneğin başkanı, bir ailenin şu anki temsilcisi, avukat, bildiğimiz tanıdığımız biri. Beşinci sırada aday olmuş. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle şimdi Beşinci ben sıradan aday olmasına. Ali Yaş'la sokakta, adliyede, pazarda veyahut partide bir açılışta gördüğümde Ali Yaş'la ben görünce mutlu oluyorum. Etrafını hep böyle pozitif neşe saçan, Evet, gülümseyen. gülümseyen, hoş, kibar bir beyefendi. Hiçbir olumsuzluk içerisinde görmedim. Hatta şu var, aklınızın ucuna dahi gelmeyecek kesimlere Ali Yaş'la dokunmuşluğu vardır. Şöyle diyeyim, 2 gün önce adliyedeyim. Bir mahkemem vardı. Ben duruşmayı beklerken orada da bir adam birini aradı. Ya dedi sende Ali Yaşlar numarası var mı dedi. Avukat Ali Yaşlak evet evet dedi. Sonra numara geldi ona Ali Yaşlar aradı. Bir baktım 3 dakika sonra Ali Yaşlak geldi. O adamla işte Işınlanmış. evet. Hayır zaten adliye içerisinde İşte o avukat zaten onlar da evet. zaten. Orada Mesela sürekli. merhabalaştılar sonra mahkemenin kalemine birlikte girdiler. Bir şeyler yaptı. Kağıdı okudu, onu anlattı, sonra gitti. Bakın az önce dedim ya bazı avukatlara bir şey soruyoruz. Evet, Hemen evet. işte danışmanlık ücreti 1000 lira, 1200 lira. Hani Semih Hanım'la Ali Bey bu konuda çok daha iyi niyetli kişiler. O yüzden dediğim gibi nerede kime dokunduğunu bilmiyoruz Ali Yaşlan. Evet. Ve ben AK Parti'den de oy alacağına yürekten inanıyorum Ali Yaşlan. Bu cümleyi kaç tane meclis üyesini değerlendirdik, adayı değerlendirdik Tabii bunları. mesela İlk defa kullandım. şimdi İpekliler nereli? Şanlıurfa. Şanlıurfa, Siverekliler sanırım. Ali Yaşlak, Muş, Bitlisliler baktığında böyle bir doğulu oyu da aslında buradan toplanıyor. Yani bence kesinlikle bir etkileri olacaktır. İşte Ali Yaşlak, Sultan İpekli'nin burada bence kesinlikle bir etkisi olacaktır. Yani ne kadar oy getirirler onu bilemem. Ama bence yani en kötü dernekten oy gelecektir. Yani İpekliler kimlerden ne kadar oy getirir bilmiyorum. Kesinlikle bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir etkisi olacaktır. DEM Parti'den ne kadar oy çekerler onu bilmiyorum. Evet, ama ben şurada şöyle düşünüyorum. Sen Ben ne düşünüyorsun abi ya bu konu hakkında? Övünç Demir'in birilerini oy kaygısıyla listeye yazdığını düşünmüyorum. Ben tamamıyla Torbalı'ya faydalı olabilecek bir liste oluşturduğunu düşünüyorum. Yani şu işte bunun sülalesi kalabalık. Bu aşiret dur ben listeme yazayım. Övünç Demir'in ben böyle bir karakterde olduğuna inanmıyorum. Burada da bu benim kendi şahsi düşüncem. Belki de yanılıyorumdur. Belki de Evet yani evet yanılıyor bu olabilirsin de. Yani. oy getirir deyip yazmış olabilir. İnsanların düşüncesini bilemiyoruz ama benim düşüncem Ya böyle. ben çünkü şimdi Doğu kökenli insanlar olduğu için biraz da bunu Güneydoğu kökenli olduğu için söylüyorum yani. Bence kesinlikle bir etkisi olacaktır. Mutlaka Yani olacaktır. aşağı inmedik daha henüz ama. Bu arada dikkat ettin mi hepsi ne kadar dolu kişiler? Kaç dakikadır anlatıyoruz daha Evet, 5. daha 5. sıradayız. sıradayız. Evet, şimdi 6. sırada çok enteresan bir isim var. Yani bence uzun uzadıya konuşuruz ama buna süre yetmez. 6. sırada Mesut Güler var. Evet, 6. sırada Mesut Güler. Mesut Güler. Yani Mesut Güler 3 nokta koymak istiyorum. Hani Evet. devamı gelecek şeklinde. Çünkü dediğim gibi Mesut Güler çok konuşacağız. Çok anlatılacak şey var. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Mesut Güler'de bırakıyoruz. Mesut Güler'den devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Bizleri Teşekkürler. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu an için Cumhuriyet Halk Partisi listesindeyiz. Sırada İyi Parti var. Saadet Partisi ilçe başkanı Hulusi Bey bugün meclis üyesi listesini göndermiş. O da programı izledim. Çok hoşuma gitti. Torbalı'da bir yenilik yapmışsınız dedi. DEM Parti var. TİP var. Yani biz herkesi değerlendireceğiz. Herkesi konuşacağız. Dediğim gibi biz holigan değiliz. Biz halkın sesi olmaya çalışan gazetecileriz. Bu arada şöyle bir şey, şimdi 6. sırada kaldık dedim. Ben bizim değerli takipçilerimizden şunu istiyorum. Yani 25'e kadar gidecek bu iş. 28. Onun Ya arkası da pardon vardı pardon. muhakkak. 28'e kadar gidecek. Evet. Fulya Kuyucalık'ta bitiyor. Ben takipçilerimizden şunu istiyorum. Bu liste içinde size
dokunan iyi ya da kötü. Ne varsa bize ulaşın, bize yazın, not alalım. Yani burada anlatabileceğimiz, konuşabileceğimiz şeylerse burada konuşalım. Yani hem iyi anlamda, kötü anlamda belki birilerine kötülüğü dokundu bu insanların. Belki de. Hiç kimsenin haberi yok. Belki de birçok insana iyiliği dokundu, kimsenin haberi yok. Bunlar da bilinsin istiyoruz yani. Bütün partiler için söylüyoruz bu arada. İyi Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, hiç fark etme Milliyetçi Hareket Partisi. Bütün partilerdeki meclis üyelerini eğer tanıyorsanız, şu an adaylığı kesinleşmiş olan bütün üyelerin iyi kötü bütün hayatıyla ilgili, siyasi hayatıyla ilgili yorumları lütfen bize ulaştırın. Burada konuşalım bunları. Belirli bir ahlak çerçevesi içerisinde. Saygı ve sevgiyle kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Ladies and gentlemen.